Uykuyu kim sevmez ki? Hele öyle uykusu olursa tadından yenmez. Tabii buradan öncelikle uykusuzluk çekenlere selam olsun. Ama çalışma ve iş hayatının yorgunluğundan da muzdarip olanlar oldukça fazla. Yatılı okuldan tıp fakültesine, gece nöbetlerine, acil ameliyatlara kadar uykusuzluk çeken birisi olarak birkaç lafım olabilir bu konuda. Öyle uykusu iyi ama nasıl uyuyalım? İş yerinde uyuyabilir miyiz? Patronun ve çalışma arkadaşlarımızın gözünün önünde uyumak ne kadar faydalı olabilir bizim için? Ama tabii baktığınız zaman çalışma hayatında Leonardo da Vinci'den tutun Edison'a, kendisi uykuyu sevmeyen ama öyle uykusunu uyuyan Einstein'a, Sakıp Sabancı'ya, Behbi Koç'a kadar çok sayıda insan öyle uykusundan faydalanmış. Hele Churchill ki ona ayrı bir parantez açmak gerekiyor, Londra bombalanırken bile uyumaya devam etmiş. Bugün şirketlerde çalışanları için uyku odaları hazırlıyorlar. Tabii Boston Red Sox takımı da öyle uykusuna yatanlardan ve şampiyon olanlardan bir takım. Bir kere daha mutlu ve enerjiksiniz, yaratıcılık ve performansınız artıyor, hafıza güçleniyor, öğrencilerin başarısı da artıyor. Bu kesin olarak kanıtlanmış durumda. Tabii ki korona günleri için önemli bir nokta daha var. Uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Testosteronu artırıyor ve kalbimiz için de oldukça yararlı. Yalnız öğle uykusunu eğer abartırsak sıkıntı yaşayabiliriz, gece uykumuz gidebilir ve bunun ötesinde uykudan kalktıktan sonra kronik olmuş perişan bir vaziyette de kendinizi bulabilirsiniz. İşte bundan kurtulmak için çeşitli yöntemler var. Bir kere öncelikli olarak ideal saat 13-15 arası. 15'ten sonra eğer uyursunuz işte o zaman gece uykunuz gider. İdeal süre ise 20 dakika. Sanırım 20 dakika yeterli ve bu kadar zaman bulabilirsiniz. Yatmadan önce bir kahve için, kahve 30 dakikada anca etki eder ve kalktığınız zaman o kronik durumdan kurtulursunuz. Tabii ki uyku maskeleri, kulaklıklar, yağmur müziği ya da diğer uyku müzikleri de faydalı olabilir. Sadece ayağınızı uzatıp gözlerini kapamanız bile yeterli. Ve size iyi uykular. Hoşça kalın.